Turuncu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2024 yılında umutluyuz. Ama umutlarımızdan daha çok tedbirlerimiz var. Hepiniz bildiğiniz gibi 2023 yılı Türk somonu açısından sıkıntılı bir yıl olmuştur. Ama 2024 yılında üretimi satışa göre planlamaktayız. 2024 yılında daha fazla işleme yapılacak, fileto ve fümeye yönelilecektir. 2024 yılında daha fazla pazara daha kalıcı bir şekilde girilecektir. 2024 yılında ruhsatlara göre üretim yapılacak, ruhsat üzeri üretimlere genel müdürlüğümüz izin vermeyecektir. Umut ediyorum 2024 yılında işleme tesislerimizin izinleri daha kısa sürede verilecektir. 2024 yılında daha kaliteli damızlık, daha kaliteli yumurta, daha kaliteli yavru, daha kaliteli Türk somonu, daha kaliteli yem ve daha kaliteli Türk somonu yapacağımızı umut etmekteyim. 2024 yılında marka değerimizi düşüren dalış balıklarının da piyasadan çıkarılacağını düşünmekteyim. 2024 yılında şu anda sürünlerin sektörünün en temel sorunu haline gelen balıkçı barınakları sorununun çözüleceği umudunu taşımaktayım. 2024 yılında hastalıklarla mücadelemiz daha bilimsel metotlarla yapılacağını umut etmekteyim. Ve 2024 yılında Türk somonunun standartizasyonunun sorun olmaktan çıkarılacağını umut etmekteyim. Kuluçkanelerimizin daha modern ve balıklarımızın ıslah edilmeye başladığını umut etmekteyim. 2024 yılında yine bakanlığımızın, üniversitelerimizin, merkez birliğimizin ve birliklerimizin ortak akılla birlikte ve bilimsel metotlarla çalışacağını umut etmekteyim. Yine 2024 yılında 5200 sayılı Tarımsal Üreticileri Birliği Kanunu'nun değişeceğini ve yeni halini alacağını umut etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Sayın Genel Müdürümüz, salonda yok ama başka Sayın Genel Müdürümüz ve ekibine, Merkez Birliği Başkanımıza ve Merkez Birliği Yönetimine, birlik başkanlarımıza, kamudan katılan değerli yöneticilerimize, yetiştiricilerimize ve bilhassa fedakar, cefakar, bizimle birlikte sürekli hareket eden su ürünleri mühendislerine hürmetlerimi sunarak programımıza başlıyoruz. Değerli katılımcılar, 2023 yılında Türk somonu yaklaşık brüt olarak 90 bin ton civarında üretimi gerçekleşmiş. Bunun net hali 63 bin tonu yurt dışına ihraç edilmiş. Aralık ayında elimizde biraz balık kalmış işlenmiş olarak ama onlar da Ocak ve Şubat ayında hemen hemen bitmiş ve 2023 ürünü şu anda elimizde yok gibi. Neydi hedeflerimiz? 100 bin ton üretim, 500 milyon dolar ihracattı. Yıllar evvel, 10 yıl evvel konulan bu hedefler pandemiye rağmen ve bir Rusya-Ukrayna savaşına rağmen hedeflere bu kadar gerçekçi bir şekilde
hiçbir sektörde yaklaşılmamıştır. Bunun için Türk somonunun bu hale gelmesinde başlangıçta Sayın Genel Müdürümüz ve ekibine, bütün bu işlere emek veren akademisyenlere ve merkez birliğimiz ve birlik başkanlarımıza ve yetiştiricilerimize tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Değerli hazırın, Türk somonu projesi dünyada denizel alanlarda, ağ kafeslerde yapılan en çevre dostu projedir. 6 ay üretim yapılıp 6 ay deniz dinlendirilmektedir. Ama bir özelliği daha var. O da Karadeniz'den kaynaklanan bir özelliği var. O da çok kaliteli bir yem verdiğiniz takdirde iyi bir rasyonla dünyanın en lezzetli balıklarını Karadeniz'de yapabilirsiniz. Bu levrekte de böyledir. Alabalık yaparsanız alabalıkta da böyledir. Türk somonunda da böyledir. Bu proje bir ortak akıl projesidir. Bilim insanlarının, devletin ve sivil toplum örgütlerimizin, yani birliklerimizin ortak aklıyla bu hale gelmiştir ve bundan sonra da böyle devam edecektir. 10 tane komisyonumuz var. 80 civarında da bilim insanının katkısı var bu projeye. Direkt katkısı var. En son Çalıştay'ı yaptığımızdan sonra bu 80'e yakın bilim insanıyla birlikte çalıştık. Aylarca çalıştık. Sonunda 10 tane komisyon kurduk. 10 komisyonda 10 farklı konuyu işledik. Bunların raporlarını merkez birliğimize sunduk. Bunları daha sonra Türk Somonu Çalışma Grubu adına yaptık. Bununla da ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Türk Somonu Çalışma Grubu, Merkez Birliği Genel Kurulu'nda alınan bir kararla Sayın Başkan'ın tasarrufunda bir yönetim oluşturulmuş ve o yönetim benim başkanlığımda şu anda devam etmektedir. Ve sürekli toplanıyor, sürekli meseleleri görüşüyor. 2023 yılında Türk somonunun sıkıntılı olmasından dolayı bir Trabzon'da, iki Samsun'da olmak üzere 3 toplantı gerçekleştirdik. Bugün birazdan sunumlara başlayacağız. Daha sonraki bölümlerde de Türk somonunun ihracatı, üretimi ve diğer sorunlarının tamamını burada gerek birlik başkanlarımızdan gerekse ihracatçılarımızdan burada öğreneceğiz. Toplantıyı Sayın Ahmet Sermet'le Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyemiz ve Kayseri'nin başkanı birlikte yöneteceğiz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.